Efendim iyi akşamlar, TV Malatya ekranlarına hoş geldiniz. Gündemde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız sizlere. Ana haber bültenimiz başlıyor. CHP ve HDP AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin'den nasibini aldı. Yazan danışma toplantısında konuşan Milletvekili Şahin iki partiyi adeta topa tuttu. İleride olmayacaksınız dedi Şahin. HDP ve onun uzantısı olan PKK'nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Kürtlere dünyayı zindan ettiğini söyledi. AK Parti'nin Yazıhan danışma toplantısında AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin gündeme dair konuştu. CHP ve HDP'yi topa tuttu. 7 Haziran seçimlerinden önce karanlık güçlerin AK Parti'yi iktidardan düşürmek için formüller aradığını ve bu güçlerin son olarak HDP'yi barajı aştırmak için birleştiğini söyleyen Şahin, CHP ve HDP diye bir partinin ileride olmayacağını söyledi. Kalkınma Partisi'nin ancak bir şartla yıkılabilmesini uygun gördüler formül olarak. Neydi o formül? Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ne %25'ten yukarı oy vermeyeceğini biliyorlar. Ki adamlarda gerçekten onurlu bir siyasi anlayış olsaydı, verdikleri söz vardı, %26'nın altına düşersem istifa ederim demişti. Ama maalesef nerede o onur, nerede o dik duruş? Haliyle HDP'yi eğer barajı aştırırsak, HDP'nin aşmasıyla beraber Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidardan alaşağı ederiz düşüncesiyle o formül üzerinde anlaştılar. Kimler anlaştı? Cumhuriyet Halk Partisi anlaştı. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda en tepe noktasında siyaset yapan genel başkan yardımcısı konumunda olanları dahil olmak üzere açık açık ifade ediyorlar. Ben ve aile efradımız HDP'ye oy verdik. Gerçekten AK Parti'nin iktidardan düşmesi için gerekirse kendi partilerine dahi oyun verilmemesini meşru gören bir zihniyettir. Artan terör olayları sonrası HDP'li yöneticilerin barış ve kardeşlikten bahsettiğini hatırlatan Şahin, HDP ve onun uzantısı olan PKK'nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Kürtlere dünyayı zindan ettiğini ifade etti. Yani şu anda HDP eşittir CHP, CHP eşittir HDP, onların toplamının eşiti de DHKPC ve PKK'dır. Başka hiçbir şey değil. Ama onlara bakıyorsunuz, şimdi barıştan, kardeşlikten bahsediyorlar. Allah aşkına barışı ve kardeşliği ağızlarından düşünmeyenlere bakın. Ellerine silahlar olacak, musluklardan kan akılacaklar, bebeleri katledecekler, sokakta giden insanların hayat haklarını gasp edecekler, dükkanları yağmalayacaklar, araçları yakacaklar, barajları kökten engelleyecekler. HDP ve onun uzantısı PKK maalesef bugün yapmış oldukları şeylere bakın, çalışmalara bakın, faaliyetlere bakın. Yani o bölgedeki insanlarımıza dünyayı da zindan etmişler. Koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasında CHP'nin rolü var bu açıklamalar. AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfekçi'ye ait Kuluncak ilçe danışma toplantısına katılan Tüfekçi, 7 Haziran seçimleri sonrası başlayan koalisyon görüşmelerinde hiçbir zaman kırmızı çizgi ilan etmediklerini, tüm siyasi partilere de eşit mesafede görüştüklerini söyledi. AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfekçi, Kuluncak ilçe danışma toplantısına katıldı. Burada koalisyona dair konuşan Tüfekçi, görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasında CHP'nin rolü olduğunu savundu. 7 Haziran seçimleri sonrası başlayan koalisyon görüşmelerinde hiçbir zaman kırmızı çizgi ilan etmediklerini belirten Tüfekçi, tüm siyasi partilerle de eşit mesafede görüştüklerini kaydetti. Çok değişik sonuçları olan, bizlerin de AK Parti teşkilatları olarak ciddi anlamda tecrübe kazandığımız, ders almamız gereken bir seçim sürecini yaşadık. Biz bu ülkenin birinci partisi olarak elimizi hiçbir zaman taşın altından çekmedik. Taşın altına sokmaya da her zaman razı olduk ve hiçbir ön yargı taşımadan, hiçbir kırmızı çizgi ilan etmeden bütün siyasi partilerle samimi olarak görüşmelere başladı. Görüşmelerimizde başta CHP olmak üzere görüşmelerimiz bir aya yakın CHP ile sürdü. Zaten HDP hemen baştan AK Parti ile koalisyon yapmayacağını ilan etti. MHP biz koalisyonlara kapalıyız dedi.
CHP'nin koalisyon görüşmelerinde kendilerine bir restorasyon hükümeti kurmayı önerdiğini ifade eden Tüfekçi, AK Parti'nin 7 Haziran seçimlerinde %41, CHP'nin %24 oy aldığını hatırlattı. Biz CHP'yle görüşmelerimizde başladıktan ve netice itibariyle nihayete erdirildiğinde gördük ki aramızda çok ciddi anlamda mesafeler var. Yani biz, adam bize önerdiği koalisyon, restorasyon, koalisyon. Bu ne demek restorasyon? Siz 13 yıldır yanlış yaptınız, bu ülkeyi yanlış bir yere getirdiniz, bu hizmetler yanlış. Biz 4 yıl bizim sırtımıza binerek bu yaptıklarınızı düzeltin, yani inkar edin. Bu ortaklığa evet dememiz mümkün değil. Biz %41 almışız, onlar %24 almış. Geriye de dönüp bakarak seçmen bizi birinci parti yapmış. Onları ana muhalefet yapmış, ikinci parti yapmış. Akabinde de diyor ki siz 13 yıllık iktidarınızda yaptıklarınızı inkar edin. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hasta yakınlarıyla görüştü. Hastane bahçesinde sorunları dinleyen Ağbaba, gazetecilere açıklamalar yaptı. ABD ve Almanya'nın Türkiye'deki patriotlarını geri çekmesi kararını değerlendiren Ağbaba, AKP olduğu sürece Orta Doğu'ya barışın gelmeyeceği apaçık ortada dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Turgut Özal Tıp Merkezi'ni ziyaret etti. Ağbaba, hastane bahçesinde hasta yakınlarının sorunlarını dinleyerek uzun süre sohbet etti. Gazetecilere de açıklamalarda bulunan Ağbaba, Turgut Özal Tıp Merkezi'nin önemli hizmetler verdiğini söyledi. Tabi araştırma hastanesi hem Malatya açısından önemli bir hastane, Turgut Özal Tıp Merkezi, hem de bölge açısından önemli bir hastanemiz. Çünkü bak burada hem Adıyaman'dan, Bingöl'den, Elazığ'dan gelen hasta yakınları var. Bizim için çok önemli bir merkez. Burası en çok da tabii burada görev yapan hekimlerin büyük fedakarlığı var. Onların sayesinde burada birçok hasta şifa buluyor. Başta burada genel cerrahi Karaca'ya nakli olmak üzere birçok bölümde önemli hizmetler veriliyor. Dışarıdan gelen hasta yakınlarının yeri olmadığı için dışarıda yattıklarını belirten Ağbaba, umarız önümüzdeki dönemde yeni bir ilave misafirhane yapılır ve bu sorun da ortadan kalkar dedi. Umarız bir sıkıntı herhalde akşamları burada yer olmadığından dolayı dışarıda yatıyor dışarıdan gelen insanlar. Umarız önümüzdeki dönemlerde yeni bir ilave hastane, yeni bir misafirhane yapılır, daha çok hizmet eder. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'nın Türkiye'deki patriotlarını geri çekmesi kararını da değerlendiren Ağbaba, yeni bir dış politika, yeni bir bakış ve hükümetin olması gerekir, AKP olduğu sürece Orta Doğu'ya da barışın gelmeyeceği apaçık ortada şeklinde konuştu. Tabii Kürecik'teki füze kalkanının kaldırılması mümkün gözükmüyor. Oranın bizim iddia ettiğimiz gibi yönetimi önce Amerika'daydı, şimdi NATO'ya devredildi. Patriotların kaldırılması da Türkiye'nin dış politika açısından geldiği durumu gösteriyor. Dış politikada burada anlatılan masallara, burada Türkiye'de bazı insanlar inanıyor o masallara. Ama Avrupa'da, dünyada hiçbir yerde Türkiye kimse inanmıyor, artık ciddiye de almıyor. Türkiye artık maalesef bir Orta Doğu ülkesi gibi görünümünde yalnızlaştırmıştır. Ona da değerli yalnızlık diyorlar biliyorsunuz. Dış politikamızı iflas etmiştir. Umarız önümüzdeki günlerde artık yanlışların farkına varılır. Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası ve Malatya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan araçlarda değişim dönüşüm süreciyle ilgili görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Konuyla ilgili açıklama Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce'den geldi. İnce, minibüsçü esnafının maddi açıdan sıkıntı yaşadığını, belediyenin istediği bedelle otobüs bedellerinin yüksek olmasından dolayı minibüsçü esnafının dönüşüme hayır dediğini söyledi. Ulaşım Daire Başkanlığı'na bir ile yakındır minibüsçü esnafına otobüse dönüşüm projesiyle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda defalarca toplantılar yaptık. Esnafımızla beraber, büyükşehirimizle beraber. Ancak esnafımızın ekonomik boyutu, maddiyat boyutundan dolayı sıkıntı yaşadığından, belediyede istenilen bedelin de yüksek olduğundan dolayı, otobüse dönüşümündeki alınacak otobüsün de yüksek olduğundan dolayı esnafımız otobüse hayır demiştir.
Bundan sonra bizler minibüsçü odası olarak da esnafımızın talebi doğrultusunda, esnafımızın emri doğrultusunda minibüs kararı aldık. Artık bundan sonra minibüsçü esnafımızla birlikte Malatya ilimizde vatandaşlarımıza, yolcularımıza minibüsçü esnafının daha kaliteli, daha modern bir şekilde taşımacılık yapabilmesi adına bizler de elimizi taşın altına koyup çalışmalar yapacağız. Tabii ki bunların başında öncelikle araçlarda model sınırı, engellere uygun araçlar, renk tek tip araç olarak, şoförlerin kılık kıyafetinde değişiklikler yaparak yolcularımıza daha kaliteli hizmet vereceğiz. Şu anki Malatya'daki taşımacılık Yeşilyurt, Battalgazi ilçe sınırları içerisinde minibüs ve motoş araçları yeterli geliyordur. Tabii ki Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesindeki motoş araçlarının sayısını çoğaltabilir, değişiklik yapabilir, modern araçlar alabilir. Bizler bunlara karşı değiliz. Ancak minibüsçü esnafının karşısına halk otobüsü mantığı adı altında taşımacılık yapması için otobüs vermesine kesinlikle bizler karşıyız. Esnafımız maddi ve manevi açıdan büyük mağduriyet yaşar ve şehirde huzurlu olan Malatya şehrimiz huzursuzluk şehri olur. Eğer otobüs sayısı yeterli değilse 40 tane otobüs alsın, 5 tane otobüs alsın. Biz buna karşı değiliz. Bizlerin karşısına MOTAŞ'ın ve minibüsçü esnafının bununla beraber 256 tane hizmet veren minibüsçü esnafının yanında 96 tane D4'lü belde belediyelerinden gelen şu an Battalgaz Yeşilyurt ilçe sınırlarında olan D4'lü araçlarımız da vardır. D4'lü araçlar, M plakalı minibüsler, MOTAŞ araçları ve halk otobüsü adı altında verilecek araçlar esnafı mağdur edecektir. Ben burada bir kez daha bu konunun gündeme alınarak yeniden görüşülmesi, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da esnafımızı mağdur etmeme adına bu konuyu bir kez daha gözden geçirmesini ben burada kendilerinden talep ediyorum. Türkiye Diyanet Vakfı Diyanet İşleri Başkanlığı ile bu yılki vekaletle kurban kesim programı kapsamında yurt içinde 182 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında da 76 ülkenin 450 bölgesinde kurban kesimi yapacak. Vekaletlere göre 200 bin hisse kurbanı kesilerek dağıtımının yapılması hedefleniyor. Bu arada kurban bedelleri de açıklandı. Türkiye Diyanet Vakfı Diyanet İşleri Başkanlığı ile bu yılki vekaletle kurban kesim programı kapsamında yurt içinde 182 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında da 76 ülkenin 450 bölgesinde kurban kesimi yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek olan vekaletli kurban kesim programı kapsamında gelmesi beklenen kurban vekaletlerine göre 200 bin hisse kurbanın kesilerek dağıtımının yapılması hedefleniyor. Vatandaşların vekalet verdikleri kurbanlarının dini usullere uygun şekilde kesimi yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV personeli görevlendirilirken organizasyonlarda gönüllüler de yer alacak. Yurt içindeki merkezlerden 88'inde ayrıca sığınmacı ailelere yönelik kurban kesimi yapılacak. İl Müftülüğümüzün Diyanet İşleri Başkanlığı'yla birlikte beraber yürütülen hizmetler bağlamında Türkiye Diyanet Vakfı vekalet yoluyla kurban kesimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Her yıl olduğu gibi 1993 yılından itibaren vekalet yoluyla kurban kesimiyle vatandaşlarımız gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kendilerine ulaşamadıkları yoksul, yardıma muhtaç kardeşlerimizin de kendilerine ulaştırdıkları kurban etleriyle onların da bayram sevincine ortak olmalarını temin etmeye çalışmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içerisinde programlarına devam eden Türkiye Diyanet Vakfı bu konuda öncü bir kuruluş haline gelmiştir. Özellikle bu yılki belirlemiş olduğu program çerçevesinde yurt içinde 182 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında da 76 ülkenin 450 bölgesinde kurban kesimi gerçekleştirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek olan vekaletle kurban kesim programı kapsamında gelmesi beklenen kurban vekaletlerine göre 200 bin hisse kurbanın kesilerek dağıtımının yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca az önce ifade etmiş olduğum il merkezlerindeki belirlenen 182 merkezin 88'inde ise sığınmacı ailelere yönelik kurban kesimi gerçekleştirilecek.
Malatya İl Müftü Yardımcısı Emin Yılmaz her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle dini esaslara uygun, güven ve emanete riayet şiarıyla vekaletle kurban kesim programı düzenlediklerini söyledi. Bu yılda hayırseverlerin desteğiyle Türkiye'nin mazlum coğrafyalara ümit ışığı olacağını vurgulayan Yılmaz, vekalet yoluyla kurban kesim programı kapsamında bu yılki kurban bedellerinin belirlendiğini de açıkladı. Vekalet yoluyla kurbanın fiyatları da ayrıca bu yıla yönelik belirlenmiştir. Güncel olarak belirlenen bu yılki fiyatlarımız ise yurt içi bedeli bir kurban bir hisse fiyatı 625 TL olarak, yurt dışında ise 450 TL olarak belirlenmiştir. Diyanetvakfi.org.tr adresinden online bağış yapabilmenin yanı sıra il ve ilçe müftülüklerimize müracaat edebilirler. Cami görevlilerimize müracaat edebilirler. Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Uluslararası Troleybüs Sistemleri Çalıştayı'nı Malatya'da yapacak. Malatya Ulaşım AŞ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek çalıştayla dünyanın önde gelen kentlerinin troleybüs işletmecileri ve CEO gibi üst düzey karar vericilerinden oluşan birlik komitesi 1-2 Ekim'de bir araya gelecek. Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Uluslararası Troleybüs Sistemleri Çalıştayı'nı Malatya'da Malatya Ulaşım AŞ ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Dünyanın önde gelen kentlerinin troleybüs işletmecileri ve CEO gibi üst düzey karar vericilerden oluşan birlik komitesi 1-2 Ekim'de Malatya'da bir araya gelecek. Çalıştay'da UİTP'nin halihazırdaki projeleri ve toplu taşımacılık sektörünün geleceği konuşulacak. Konuyla ilgili bilgi veren UİTP Genel Sekreteri Ellen Flash, Türkiye'de son dönemde toplu taşımacılık alanında ciddi gelişmeler yaşandığını ve Malatya'nın toplu ulaşımda trambüsü kullanmasıyla Türkiye toplu taşımına yeni bir vizyon kazandırdığını ifade etti. Malatya Ulaşım AŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı ise çalıştayla tüm dünyanın Malatya'nın ulaşım yatırımlarını görme fırsatını yakalayacaklarını belirtti. Kuru kayısıda doğru, güvenilir ve hızlı kükürt dioksit analizinin yapılması projesi sonuçlandı. Malatya Ticaret Borsası tarafından yürütülen ve Fırat Kalkınma Ajansı 2015 yılı doğrudan faaliyet desteği kapsamında desteklenen projeyle 4-5 dakika gibi kısa bir sürede güvenilir sonuçlar veren kükürt dioksit cihazı borsa laboratuvarına alındı. Malatya Ticaret Borsası tarafından yürütülen ve Fırat Kalkınma Ajansı 2015 yılı doğrudan faaliyet desteği kapsamında desteklenen kuru kayısıda doğru, güvenilir ve hızlı kükürt dioksit analizinin yapılması projesi sonuçlandı. Ticaret Borsası Yeni Hizmet binasında gerçekleştirilen proje kapanış toplantısına Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Abdülvahap Bulgurlu, borsa üyeleri ve kayısı üreticileri katıldı. Proje ile 4-5 dakika gibi kısa bir sürede güvenilir sonuçlar veren kükürt dioksit cihazı borsa laboratuvarına alındı. Proje kapsamında artık hızlı analiz metodu ile 4-5 dakikada kuru kayısıda kükürt dioksit analiz sonucu çıkmış olacak. Bu şekilde müşteri taleplerine bekletilmeden hızlı ve kısa bir sürede cevap verileceği açıklandı. Malatya'da okuma alışkanlığının artırılması için Büyükşehir Belediyesi'nce merkezde mini bir kütüphanenin yapılarak hizmete sunulması planlanıyor. Belediye meydanında yapılması planlanan kütüphane 10 metre çapında bir alan üzerinde 5 metre çapında ve 2 katlı olarak projelendirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi farklı bir projeyi daha Malatyalılarla buluşturuyor. Malatya'da okuma alışkanlığının artırılması amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi'nce Malatya merkezde bir mini kütüphanenin yapılarak hizmete sunulacağı ifade edildi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından eski belediye meydanında yapılması planlanan kütüphane, 10 metre çapında bir alan üzerinde 5 metre çapında ve 2 katlı olarak projelendirildi. Mini kütüphanenin birinci katında kitaplık yer alırken isteyen vatandaşlar içecek servisinin de yapıldığı ikinci kata çıkarak kitaplarını okuyabilecekler. 2014 yılının trafik kazaları bilançosu TÜİK tarafından açıklandı. Verilere göre Malatya'da meydana gelen ölümlü, yaralanmalı kazaların sayısı 2013 yılına göre %5.4 arttı.
2014 yılında Malatya'da meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının sayısı 2013 yılına göre %5.4 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 2013 yılında Malatya'da meydana gelen ölümlü yaralanmalı kaza sayısı 1415 iken 2014 yılında 76 artışla 1491'e yükseldi. 2014 yılında meydana gelen kazalarda 40 kişi hayatını kaybederken 2756 kişi ise yaralandı. 2014 yılında ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında Malatya 30. sırada yer aldı. Melek Baba Mahallesi'ndeki Özgür Tepe Camii Yaz Kur'an kursu bitti. Tören düzenlendi. Milletvekili Mustafa Şahin'le Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın katıldığı törende çocukların seslendirdikleri ilahiler ve okudukları dualar programa katılanların duygulanmasına sebep oldu. Yeşilyurt Belediyesi'nin hizmet sınırları içerisinde yer alan Melek Baba Mahallesi'ndeki Özgür Tepe Camii Yaz Kur'an kursunun tamamlanması nedeniyle tören düzenlendi. Özgür Tepe Camii'de düzenlenen törene Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, öğrenciler, aileler ve mahalle sakinleri katıldı. Etkinlikte çocukların seslendirdikleri ilahiler ve okudukları dualar programa katılanların duygulanmasına neden oldu. Çocukların erken yaşta Kur'an-ı Kerim öğrenmelerinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, toplumun geleceği olan çocukların erken yaşta cami ile tanışmalarının ve Kur'an-ı Kerim öğrenmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Cennetin günleri, bu çocuklarımız gerçekten bizim geleceğimiz ve bu çocuklarımızın bu camide cıvıltıları hiçbirimizi rahatsız etmiyor, özellikle söyleyeyim. Ve hiçbirimizi de rahatsız etmez. Bu camilerimizde, Kur'an kurslarımızda bu çocuklarımızın sesleri ne kadar yüksek olursa biz o kadar memnun oluruz. Ben bütün çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Milletvekili Mustafa Şahin de çocukların Kur'an-ı Kerim ve İslamiyet'i öğrenmesinde büyük emek sarf eden cami imamı Bilal Çetin ve yetkililere teşekkür etti. Genç yavrularımızı sokaktan alıp hocalarımıza güven duyan annelere, babalara teşekkür ediyoruz. Allah'la arası iyi olanın, peygamberle arası iyi olanın, kitabıyla, kitabımızla, Kur'an'la arası iyi olanın hiçbir nesilden, hiçbir kişi ve kimseye zararın gelmeyeceğini bilmeleri lazım. Özgürtepe Camii İmamı Bilal Çetin ise sağlıklı ve güzel bir nesil yetiştirmek için mücadele ettiklerini belirtti. Tabii ki bu camiye bir veda programı değil, namaza, Kur'an'a bir veda programı değil. Elbette camiyle olan bağımız, bağlantımız, Kur'an'la olan bağımız ve bağlantımız yine devam edecektir. İnşallah sağlıklı bir nesil, güzel bir nesil yetiştirebilmek için 500 tane evladımızın bu camiye gelmesini ve burada Kur'an öğrenmesini, dini vecibeleri öğrenmesini sağlamaya çalıştık, bu konuda gayret ettik. Konuşmalardan sonra çocuklara başarı belgeleri takdim edildi. Sayın Başkanım, Sayın Başkanım. Patargazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt çalışmalarına devam ediyor. Yeni Mahalle B Kanal Yolu, Kırıktaşlar, Üstülü Pınar, Kantar ve Drejan sokaklarında süren çalışmaların bu hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen asfalt çalışmaları Yeni Mahalle B Kanal Yolu, Kırıktaşlar, Üssülü Pınar, Kantar ve Drejan sokaklarında devam ediyor. Asfalt çalışmalarının ise bu hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Asfalt çalışmalarını yerinde takip eden Yeni Mahalle Muhtarı Mehmet Kırıktaş, yıllardır alamadıkları hizmeti Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın sayesinde aldıklarını belirtti. Şimdi bizim yeni mahalle olarak, muhtar olarak Mehmet Kırıktaş, yeni mahallemizde bu hizmetten dolayı Sayın
başkanımıza çok çok teşekkürlerimi ileteyim. Bayağı güzel bir çalışmamız şu an var. Belediye, Bettalgazi Belediye olarak. Hepinizi sevgili ve sevgili anayım. Yani bu çalışmamız gerçekten en iyi derecede şu an mutluyuz. Tabii benim yeni mahalle adına burada bir muhtar olarak yani gördüğümü inkar etmememiz lazım. Gerçekten güzel çalışmamız oluyor. Sayın Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi ileteyim burada. Gerçek tüm belediyelerimizde hepsi de böyle çalışmasını dilerim. Mahalle sakinlerinden Cihan Haylaz ise çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Teşekkür ettik başkana. Bizi tozdan kurtardı. Bu hizmetler her zaman da bekleriz. Toplu sözleşme görüşmelerine bir tepki de Malatya Birleşik Taşımacılık Sendikası Şubesi'nden geldi. Başkan Hasan Akdemir, açıklanan zam oranlarının kamu emekçilerine hakaret ve adeta sadaka niteliğinde olduğunu savundu. Malatya BTS Şube Başkanı Hasan Akdemir toplu sözleşme görüşmelerini değerlendirdi. Açıklanan zam oranlarının kamu emekçilerine hakaret ve adeta sadaka niteliğinde olduğunu savunan Akdemir, emekçilerin bir kez daha yoksulluğa mahkum edileceğini, başta 2014 yılı kayıpların karşılanması olmak üzere temel taleplerden hiçbir hakkında hükümetin bir teklif sunmadığını dile getirdi. Milyonlarca kamu emekçisini yakında ilgilendiren 2016-2017 yıllarını kapsayan 3. dönem toplu sözleşme süreci başlamış olup 5. oturum 17.8.2015 pazartesi günü yapılmıştır. Yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 2016 yılı için 4+4, 2017 yılı için 3+3 tekliflerini yenilediklerini belirtmiştir. Genel Başkanımız hükümet teklifinin bu haliyle müzakere edilemeyeceğini, bu oranların kamu emekçilerine hakaret ve adeta sadaka niteliğinde olduğunu, emekçilerin bir kez daha yoksulluğa mahkum edileceğini, başta 2014 yılı kayıplarımızın karşılanması olmak üzere temel taleplerimizden hiçbiri hakkında hükümetin bir teklif sunmadığını belirtmiştir. Memur Sayın Genel Başkanı ortada ciddi bir teklif varmışçasına hükümet kasayı açmıştır. Kasa açıldı, masanın önü açıldı diyerek bir kez daha hükümet yanlısı olduğunu göstermiştir. Akdemir bu hükümetin bir oyalama taktiği ve oyunudur. Bu oyuna gelmeyelim diyerek sendikaları ortak hareket etmeye çağırdı. Bu çerçevede kamu emekçilerinin ortak taleplerini şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Geçmişte toplu sözleşmesinden kaynaklı kayıpların karşılanması. 2. Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması. 3. Vergi diliminde adaletli olarak yeniden düzenlenmesi. 4. Mobbing, sürgün, rotasyon başta olmak üzere tüm baskı ve cins ayrımcı politikalara son verilmesi, 5, 4 ve 4C'lerin veya kadro verilmesi, insanca yaşayacak ücret olarak sıralanabilir. İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Malatya'da yeni bir hayata başlayan Suriyeli Rukneddin Kahyalı'ya hayırsever bir iş adamı el uzattı, süt inekçiliği tesisinde işe aldı. Mesleği veterinerlik olan Suriyeli Kahyalı şimdi hem kendisi hem de ailesi için oldukça umutlu. O tesise gidelim ve kısaca hayat hikayesini dinleyelim. Suriye'de yaşanılan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerden bazıları iş yeri açarak, bazısı ise buldukları iş yerlerinde çalışarak hayata tutunmaya çalışıyor. Savaştan kaçan Suriyeli Türkmen veteriner Rukneddin Kahyalı da onlardan sadece bir tanesi. Malatya'da mesleğini devam ettiren Kahyalı hayırsever iş adamı Ahmet Coşut'un süt inekçiliği tesisinde çalışıyor. Suriye'de veteriner olarak çalıştığını söyleyen Rukneddin Kahyalı, kendisine iş imkanı sağlayan Coşut'a teşekkür ederek iki çocuğunun ve eşinin halen kampta kaldığını, kendisinin ise tesiste çalıştığını ve Malatya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. 2,5 oldu ben buradayım. Ama Murat oldu ben 2 sene ben buradayım. Kamptayım. Çok da paramız kalmadı. Acık kazancık para. Çocukların ihtiyacı var. Böyle çıktı bununla uçuruyor biz. Çalışmaya. Ben veterinerim. Oldu ben 21 sene süreyle veterinerim. Ailem ben burada kampta ailem benim. Burada kampta ben de burada çalışıyorum.
Kaptonla kala ben de burada çalışırım. Hem de çok memnunum ben yani burada. Çok iyi, rahatlı çok burada. Yani derse bize yarın dönemiz dönecek. Bu sene memleket mi bırakmışız? Yani o memleketi en ne diyeyim sana yani memleketin sana en iyi hep bu dünyada. Ben orada adım memurdum devlette veterinerim ben. Mezunum veterinerim, yani diploma bile veterinerde var. Ama savaşta kaçtık, orada bombadan şeyimizi koymuşuz. Rukneddin Kahyalı, Türkiye bizim ikinci vatanımız oldu dedi. Elhamdülillah ama Türkiye ikinci vatanımız bizim. Çok şükür Türkiye'nin milletine bizi ha getirdi, oradan sınırdan dıktı bizi yerine. Elhamdülillah çok şükür. Tesisinde 3 Suriyeli çalıştırdığını dile getiren Ahmet Coşut ise kendisinden ve yaptığı işten çok memnunum diye konuştu. Yanımızda 3 tane Suriyeli arkadaşımız çalışıyor. Suriyeli arkadaşları alırken önce tereddütlüydük. Ama şu anda çok memnunuz. Arkadaşlarımız ensar muhacir ilişkisiyle birbirimize faydalı oluyoruz. Çok memnunum yani Suriyeli çalışanlarımdan. Bütün konaklama, barınma, yiyecek ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Artı maaşlarını veriyorum. Onlar da ailelerine gönderiyorum. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalamış bulunuyoruz. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız efendim. Şimdilik hoşça kalın, mutlu akşamlar.